Efendim, sanal dünyadaki oyunların yanı sıra video paylaşım sitelerindeki içerikler de çocukları tehdit ediyor. Peki çocuklar, asıl soru bu. Bu zararlı içeriklerden nasıl korunabilir? Uzmanlar en büyük görev ebeveynlere düşüyor diyor ve kontrol sizde olsun diye uyarıda, öneride bulunuyor. Bırak dersen bırakırım. Oyunlar, filmler, fotoğraflar, mesajlar, görüntüler ve paylaşımlar. İnternet ortamı çok sayıda içeriğin yer aldığı kontrolü zor bir mecra. Son yıllarda internete erişim kolaylaştı, çocukların kullanımı da arttı. Bu durum onları çeşitli tehlikelere açık hale getiriyor. Nelere bakıyorsun? Savaşlara. Başka? Dövüşlere. Peki neden onları izliyorsun? Seviyorum. Cinsel istismardan tutun, sanal zorbalık, gerçeklik algısındaki kayboluş, kendini ifade etme güçlükleri ve bir süre sonra kopan ilişkilere kadar varabiliyor. Oyun oynuyorum. Oyunların filmlerine bakıyorum. Ne hissediyorsun izlerken? Yani kötü şeyler olabiliyor bazı zamanlar. Sağlıklı ruh gelişimi için çocukları internetteki olumsuz içeriklerden korumak gerekiyor. Bu konuda en büyük görev ailelere düşüyor. Ailenin yapması gereken önemli şey çocuğuyla iletişimde kalmak, neden zararlı olduğunu anlatmak. Uzmanlara göre internet ebeveynlerin kontrolünde kullanılmalı. Kavga dövüş tarzı videoları izletmemeye çalışıyoruz. Hani daha çok animasyon, çizgi film tarzı videolar izletmeye çalışıyoruz. Çocuklara medya araçlarını kullanmak konusunda yasak değil, kısıtlama getirilmesinin daha doğru olduğu da vurgulanıyor.